Yönik'ten hepinize mutlu günler. Her çarşamba olduğu gibi bugün de 19'da karşınızdayız. Spor organizasyonlarına, koşu organizasyonlarına ve koşu gruplarına yer verdiğimiz programımızda bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bildiğiniz üzere öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha buradan kutluyoruz. Ve biz de stüdyomuzda başarılı sporcularımız, ultra maraton koşucularımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü böyle bir anlamlı günü onlarla birlikte kutlamak istedik. Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Ultra maraton koşucularımız Elena Polyakova ve Nesrin İşseven bugün programımızda bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sizlerin de öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum buradan. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ultra maraton konuşacağız bugün birazcık. Kadınlar için aslında dışarıdan bakıldığında zor gözüküyor. Aslında kadın erkek olarak da ayırmamak lazım. Çünkü zor bir sporla ilgileniyorsunuz ama öncesinde Nesrin İşseven'le başlayalım isterseniz. Koşuya nasıl başladınız ve sonrasında bu kilometreleri böyle daha da arttıra arttıra ultramaratona nasıl geçtiniz? Koşu her zaman hayatımdaydı. Hani kısa mesafe koşularını yapıyordum uzun yıllardır. Fakat işte arkadaşım Elena'yı, evet benim ilham kaynağım, doğru söylüyorsunuz. Yaklaşık 4 sene önceydi galiba UTMB'de ona destek olmak için gitmiştim. Ve arazi koşularına hiçbir alakam yoktu. Oraya gittiğimde insanların finish anındaki halleri çok hoşuma gitti. Onları seven insanların beklemeleri, yaşadıkları duygular. Yani 20 yaşından 60 yaşına, 70 yaşına insanların o finish çizgisinden geçmesi. Ve ben de dedim ki, yani ben niye yapmıyorum ki? Ben de bu duyguyu yaşamak istiyorum. Hepsi böyle bir arınmış halde gelmişler. Ben de yaşamak istiyorum dedim. Ve bunu nasıl yaparım derken bu beni hocama götürdü. Hocam da sonra eşim oldu. Ve bu şekilde benim maceram başladı. Başlamış oldu. Evet. Gerçekten inanılmaz. Çünkü sadece böyle bir yarışa gidip o yarıştan kendinizi böyle bir şekilde motive edip evet. ve teşvik etmek gerçekten inanılmaz bir şey. Bu konuda Elena Polyakova evet. gerçekten çok daha fazla şey söyleyecektir. Evet. Çünkü sizin için bir rol model olmuş aslında. Aynen ama öyle, evet. Elena, seni de tanıyalım istersen öncelikle. Koşu hayatımda her zaman vardı. En küçük yaşlarımdan beri. Oyun olarak başlıyordu çünkü oynuyorduk arkadaşlarımızla beraber, koşuyorduk, kaçıyorduk. O zaman koşmak ne kadar çok sevdiğimi anladım ben, çok küçüktüm. Elbette okul da devam etti, sonra üniversitede. Koşu neden ben çok seviyorum? Çünkü özgürlük veriyor bana. Yani baş başa kalıyorsun. Hı hı. Özellikle doğada koştuğun zaman, ultramaratonları, patikada koştuğun zaman kendini dinliyorsun, mutlu oluyorsun. Ama ultramaratonlara nasıl koşmaya başladığımı sorarsanız çok enteresan bir hikaye. Söylemek istiyorum ki 2003'te ben Türkiye'ye taşındım. Ve Türkiye'ye taşınana kadar 10 kilometreden daha fazla koşmuyordum. Sonra Belek'te çalışıyordum ben. 2006'da ilk kez Antalya'da yarı maraton ve maraton düzenlendi. İlk yarı maratonumu orada koştum. Sonra bir sene sonra İstanbul'a geldim ve maraton koştum. Hı hı. 2011 yılında hayatımda bir değişik istedim ve elime Likya Yolu Ultramaratonu broşürü geçti. Aynı dönemde tatile gittim ve orada Likya Yolu'nun işaretleri gördüm ve anladım ki bu bir işaret. Evet, çok böyle mistik bir hava vardı, hissettim kendime. Ben bu yarışı koşmalıydım. Zaten benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Yarış koşmadan önce bir sürü iş halletmem lazımdı. Çünkü 7 gün koşacağım. Bütün yemeklere, bütün ihtiyaç olan eşyaları sırt çantamda taşıyacağım. Organizasyon beni Alper Dalkılıç'a yönlendirdi. O zaman birbirimizi tanıyorduk. Ve Mustafa Kızıltaş'a, çok sevdiğimiz abi, ultramaratonla koşuyor. Çok başarılı bir koşucu. Ben de onları maille bombalamaya başladım. İşte ayakkabını giyeyim ben, çanta ne olacak? Bir de Antalya'da oturduğum için o zamanlarda çok fazla seçenek yoktu. Örneğin sırt çanta koşu için patika ayakkabıları çok yoktu. Bana sağ olsunlar yardımcı oldular. Likya Yolu Maratonu koştum. Sonra Antalya'ya döndüm. Ve içimde böyle bir boşluk hissi vardı. Çünkü o insanlara o kadar bağlandım ki ben. Onu söylemek istiyorum. Koşu ve ultramaratonları beni inanılmaz insanlara tanıştırdılar. İşte evet. Nesrin, evet.
Güzel dostluklar. Evet, güzel dostluklar. Hocam evet, inanılmaz dostluklar oldu. Çünkü birbirimizi anlıyoruz. Çünkü aynı tutku paylaşıyoruz. Evet, dediğim gibi Antalya'ya döndüm ve çok böyle boşluk var içimde. Bir şey bir eksiklik hissettim. Eksiklik hissettim. O insanları özledim. Ve yaklaşık 1,5 ay sonra 8 sene çalıştığım otelden ayrılıp İstanbul'a taşınıyorum. Ve anlıyorum ki ben hayatımı kuşu üzerinde kurmak istiyorum. Alper'le de evlendik. Şimdi evet, şöyle enteresan bir şey var. Devam edeceğiz Elin ama ikinizin de aslında ortak noktası. Evet, ultramaraton koşuyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ve sevgili Alper Dal Kılıç aynı zamanda Bahadır İşseven, evet, eşiniz, hocamız. Böyle bir ortak özelliğiniz var. Eşlerinizin de koşuya gönül vermiş olması sizin için hep bir avantaja döndü mü evlilikten sonra aynı şekilde? Yani bunun avantajlarını da yaşadınız mı açıkçası? Yani insanın hem hocası hem de kocası olması biraz tabii ki... Bir de koşuyu seviyor olmaları, evet, aynı şekilde. Evet. Hem güzel tarafları var hem de tabii ki biraz... Zorlanıyorsunuz çünkü yeri geliyor düşüyorsunuz, hadi devam et diyor ama diyorum hani düştüm acıdı falan, hadi diyor hadi falan yani, ama diyorum ben hani senin hani yok, hadi kalk bakalım, yarışta olsan ne yapacaksın, tamam diyorum, ben de yarışa devam ediyorum, antrenmanıma devam ediyorum. Ama tabii ki birbirimizi çok güzel anlıyoruz. Yoğun antrenmanlar sonrası yani 4 saat 5 saat antrenman yapıyoruz bazen arazide kendimiz hani. Öyle bir yoğunluk oluyor ki arazide karşılaşıyoruz. Hadi diyoruz devam et, kaç kilometren kaldı falan. Eve geldiğimizde ikimiz de çok yorgun. Yemek işlerini ben yapıyorum. Yıkama işlerini, çamaşır işlerini de Bahadır hocamız hallediyor. Böyle bir paylaşım yaptık. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Yani ben onun yorgun olduğunu, o da benim yorgun olduğumu, nasıl dinlenmemiz gerektiğini, elimizde foam rollerlar, tenis topları, stretchler. Spor dolu bir yaşamdan bahsediyoruz. Spor dolu bir yaşam, evet. Hı hı. Elena, sen neler söylemek istersin? Benim için de inanılmaz bir avantaj. Bizlerde roller biraz farklı. Ben daha disiplinliyim. Ve yani çalıştırıyorum diyeyim de Alper benim programı, yani benim programı göre hareket ediyoruz. Koşu programı ama elbette birbirimize çok destek veriyoruz. Çünkü örneğin bazen sabah kalkmak erken istemiyorsun, evet, birbirinize hadi kalkalım gidelim. Aynı zamanda yani en önemli benim için uzun antrenmanlar beraber yapabilmek. Çünkü örneğin çıkıyorsunuz 40 kilometre koşuyorsunuz, evet, ormanda. Ormanda yani bir sürü şey çıkabilir karşımıza. Bir erkekle koşmak daha güven veriyor. Bir de aynı zamanda yani sadece örneğin ormandaki tehlikelerden bahsetmiyorum. Örneğin iki kişi koşmak her zaman daha, evet, avantajlı. Çünkü başına ne gelebilir bilemiyorsun. Çünkü örneğin yani bir ya dünyanın bir ya hali var. Evet, evet, düşebilirsin. Sağlığınla yani ilgili bir şey olabilir. Şey, evet, evet, çünkü yanında haberi olduğu zaman insan daha motive güvende. Tabii ki motive şekilde oluyor ve daha güvende hissediyor yani çok kendisi. Çok uzun saatler antrenman yaptığımız için yani her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Bir de pazar günü ne yapacağımızı biliyoruz. Evet, uzun antrenman çünkü örneğin eğer koşmayan insanlarla evliysen... Yani ben gideceğim 3-5 saat koşacağım. Yokum, sen, evet, evde başka bir şey yap. Bu belki bir tür sorunlar yaşanabiliyor. Siz ama biz bu ya açısından çok şanslıyız. Çünkü birbirimizi çok anlıyoruz. Örneğin ben antrenmandan geldiği zaman Alper beni anlıyor. Çünkü ne kadar yorgun olduğumu bilmiyor, evet, yarışlardan sonra aynı şekilde. Bir de her şeyi paylaşıyoruz. Yemek beraber yapıyoruz. Bulaşık beraber yıkıyoruz. İki tane kedimiz var evde. Kedilere beraber bakıyoruz. Sokaktaki hayvanlar sadece çünkü ben çok seviyorum hayvanları. Mamaları veriyoruz. İşte tedaviye bakıyoruz gerekirse. Alper aynı tutku paylaşıyor benimle ve örneğin ben çıkamıyorsam, mamaları vermiyorsam o çıkıp veriyor. Herkes sadece iş sorumluluğunu, evet, biliyor, evet, aslında evdeki tabii ki bir aynı, şekilde. Ya aynı tutku ve aynı şeyleri paylaşmak çok önemli. Şimdi peki toplumumuza baktığımız zaman gerçekten hep geçmişten beri gelen bir şey var. İşte kadın erkeğin eşit olmadığı aslında ama şimdi yarıştığınız yarışlara baktığımız zaman ultramaratonlara burada böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir cinsiyet ayrımı açıkçası yapılmıyor. Tabii. Çünkü aynı mesafeleri, aynı ekipman, aynı şeylerle bir şekilde tamamlıyorsunuz. Yani burada dediğim gibi kadın erkek ayrımı olmuyor. Ama onun öncesinde, yarış öncesinde hazırlanırken az önce uzun koşulardan da bahsettiniz, antrenmanlardan. Bir kadın olarak bu antrenmanlar sizin için nasıl geçiyor? Yani sizi ne kadar zorluyor? Yani dediğin gibi hani kadın ve erkeğin eşit olduğu bir parkurda yarışıyoruz. Evet.
Benim için kimse o dağı düşürmüyor veya mesafeyi kısaltmıyor veya benim için o taşlar oradan kalkmıyor. Elena taşları çok iyi bilir. Parkurdaki taşları. Yani biz orada eşitiz. Aynı şey antrenmanlarda da geçerli. Yani ben de aynı antrenmanı yapıyorum. İşte eşim de aynı antrenmanı yapıyor veya onun mesafesine göre. Ha, bendeki şey belki hani kadın olarak birazcık daha bir takım daha sorumluluklarımız var. İşte çocuk, ev, iş. Hani biraz daha anneliğin vermiş olduğu, kadınlığın vermiş olduğu bir sorumluluk. Onun dışında hani öyle güzel bir ortamda yaşıyorum ki şanslıyım. Kendi sosyal çevrem, ailem. Hani kadın ve erkek eşitsizliği gibi veya işte sen kadınsın, sen daha çok. Hani öyle bir, öyle şey bir zaten. Şeyleri yaşamıyoruz. Tabii ki zor. Hani tek başına yeri geliyor ayrı ayrı antrenman yapıyoruz. Hani ne olur ne eder ama eşimden dolayı o kadar çok şey öğrendim ki tek başıma neler yapabileceğimi bir... Hani erkek demeyeyim de hani bir birey olarak başıma neler geleceğini çok iyi bildiğim için, her şeyin de önlemini aldığım için korkusuzca antrenmanlarımı da yapıyorum. yarışlara da çıkıyorum. Açıkçası madalyalarımı benim, da alıyorum diyorsun. Evet. Hani birçok erkeğin bitiremediği dersem şimdi yanlış anlaşılmasını da istemiyorum ama dediğim gibi eşitiz. O parkurları bitirmek en büyük şey, en büyük hediye. Elena sen de aynı şekilde az önce disiplini zaten birazcık kendinden bahsederek söyledin. Benim programa daha çok uyuyoruz dedin ama senin için de bu antrenmanların yine de zorlukları oluyor mu? Çünkü sen de zoru seven bir insana benziyorsun. O yüzden bu antrenmanların zorluk derecelerini sen yarışlardan önce daha mı arttırıyorsun aslında? Ya öyle diyeyim. Dediğim gibi de Alper'le biz eşimle genelde antrenman beraber yapıyoruz. Ama tek başına çıktığım zaman daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Yani örneğin çok fazla müzik dinlememeye çalışıyorum. Etrafımı ayrıca yarışlarda hiç ben müzik dinlemiyorum, o ayrı bir şey de. Ama böyle kadın erkek konuşmaya başlarsak kadınlar aslında erkeklerde tamamen benim fikrim daha böyle hedefe odaklı, daha dayanıklı eğer mesafeler uzarsa ve Zorlukları daha çok seviyoruz diye daha ya çok evet, seviyoruz. Acılara daha dayanıklı. Daha dayanıklı. Evet doğru. Bir de ayrıca yani yarışlarda kadın erkek olarak yarışmıyoruz. Hep beraber yarışıyoruz. Evet. Çünkü dünyada Türkiye'de birkaç kez böyle olay oldu. Dünyada var. Genel klasman birincisi kadın oluyor. Çünkü ben de 2014'te evet. Kapadokya'da bütün erkeklere de geçtim. Genel klasmanda birinci oldum. Yurt dışında çok yani nadir olsa da rastlanan bir durum. Çünkü evet. Prestijli yarışlarda elit sporcuların yarıştığı yarışlarda kadınlar da genel klasman birinci olabiliyor. Bu da bir kanıtıdır. Çok farkımız yok yani kadın erkekle eşit evet. Yani aynı yerde yarışıyorsun aynen, evet. Da. Bir şekilde. Ama kadınlar mental olarak daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki kadın erkeği değişir. Peki ultramaraton koşularda özellikle bu mentaliteyi nasıl kendinize yorumluyorsunuz diyeyim. Yani öncesinde çünkü parkur gerçekten çok uzun mesafeler kat edeceğiniz yollar, zorlu yollar. Bu şekilde mental olarak nasıl hazırlık yapıyorsunuz ve yarışın kaçıncı noktasında bu devreye giriyor aslında? Fiziksel çöküş başladıktan sonra beyin daha çok devreye girip sizi daha çok kamçılıyor. Şimdi ultra maraton yani bizim koştuğumuz yarışlar işte Elena daha da uzun koşuyor. Hani benim maksimum koştuğum yarış 24-25 saat. Hani oradan bir geri dönecek olursak mental hazırlığa gelebiliriz. Şimdi bu yarışlar için tabii ki çok fazla antrenman yani yarışa odaklı antrenmanlarımız oluyor. Gece uykusuzluk antrenmanları oluyor. Gece uyumamaya çalışıyorsunuz. Direniyorsunuz. Evet. Gecenin bir vakti çıkıp antrenman yapıyorsunuz. Herkes uyurken çıkıyorsunuz. İşte sen de Elena herhalde çıkıyorsundur. Alper'le çıkıyorsundur mutlaka. Ondan sonra antrenmanlarımızı yapıyoruz. Yani her türlü zorluğa karşı bedenimizi hazırlıyoruz. Ve aynı zamanda da mental olarak da hazırlık yapıyoruz. İşte sürekli ben başarırım, başaracağım, başarıyorum, yapabilirim. Hep bitiş çizgisine odaklanıyoruz. Ben oradan geçiyorum. İnsanlar beni alkışlıyor. Evet, başardım, yaptım. Çünkü aylarca çalışıyoruz bir yarış için. Ve bunun sonucunda oradan geçmek yani onu hayal etmek sürekli
en büyük başarı. Zaten o en büyük motivasyon kaynağı. Evet, hani çok çok zorlandığımda, tabii ki zorlanıyoruz. Evet, bu kadar antrenman yaptın. Bunun ürününü, bunun karşılığını alacaksın. Yapabilirsin. Sen düştün, antrenmanda da düştün, ayağa kalktın, devam ettin. Burada da devam et. Bunu başarırsın. Yanındaki yapıyor, önündeki yapıyor. Sen de yapabilirsin. Sürekli söyleye söyleye. Sürekli. Yani benim tarzım bu. Ben bu şekilde kendimi motive ediyorum. Elana'nın dediği gibi ben de hiç müzik dinlemiyorum. Çünkü müzik benim biraz ritmimi bozuyor ve dış etkenlere fark edemiyorum. Her şeyi fark etmem gerekiyor. Doğayı da çok sevdiğim için ona bir de hep yurt dışındaki yarışlarda hani farklı yerleri görüyoruz. Çok motive ediyor beni orayı görmek, farklı bir doğa. Çok keyifli oluyor ve bu şekilde kendimi finish'e hazırlıyorum. Mental olarak. Sen farklı bir çalışma yapıyor musun peki? Benim böyle bir şey var. Ben eğer bir yarışı kafama koyduysam ben bu yarışa zihinsel olarak hazır olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben örneğin böyle bir örnek vereyim. Şimdi benim hayatımda en uzun koştuğum yarış 339 kilometre. Non-stop bir yarış. Yani uykusan ayrılıyorsun, istiyorsun uyu, istiyorsun uyuma. Çünkü bu yarışta 1,5 saat uyanlar var. Biz eşimle beraber 147 saat içinde yaklaşık 10 saat uyuduk. Ama bu bir 1,5 saat uyku en fazla. Sonra devam ediyorsun. Ben bu yarışı birkaç sene biliyorum, bu yarış organize edildiğini. İtalya'da düzenleniyor. Türkiye'de de birkaç kişi katıldı, Girgin kardeşler. Birkaç sene böyle uzaktan bakıyordum. Yani o yarışa katılayım demiyordum. Ama geçen sene kayıtları açıldığı zaman ben bu yarışa hazırım dedim. Yani ben hazırlanacağım ve bu yarışa katılacağım. Böyle bir şey hissettiğim zaman o zaman evet bu yarışa hazırım. Tabii ki onun fiziksel de tarafı var. Antrenman, beslenme bir sürü şeyler var. Yarış esnasında elbette her şey başına gelebilir. Örneğin 2015 yılında Trans Gran Canaria yarışa katıldım. Ben çok hazırlık yaptım ama 80. kilometrede ben bu yarışı hazır hissettim. Çok iyi hazırlandım. Mental olarak hazırdım ama bazı nedenlerden dolayı ben bu yarışı 80. kilometrede bıraktım. Oluyor. Bu normal bir şey çünkü doğal. En iyi sporcu bırakabilir yarışı. Çünkü söz konusu sağlıksa sağlık kadar önemli bir şey yok. Bu çok önemli bir konu. Yani ölüme gideceğim, bitireceğim. Ben bu kesinlikle böyle bir tarafında değilim. Eğer sağlıkta sıkıntı varsa kesinlikle bırakmalı ve devam etmemeli. Ama mantıklı olan da bu mantıklı zaten. Hani hırslarımıza birazcık yenilmemiz çünkü gerekiyor. Çünkü yani sen teksin. Sen olmadıktan sonra yarışlarda olacak. Zaten, ama bu da bu yarış burada duruyor. İstiyorsun seneye gel, istiyorsun 10 sene sonra gel. Şimdi 339 kilometrelik yarışa gelince ya zordu ama biliyorsun ki ben geleceğim 100 kilometre sonra bir saat uyuyacağım, bir saat sonra kalkmak zorundayım. Orada kar mı var, yağmur mu var? Çünkü kar vardı da yağmur vardı, fırtına vardı ama gideceğim, koşacağım. O senin kafanda çünkü ben bu yarışı yapacağım dedim ve sağlık ilgili ve herhangi bir ciddi sorun olmadıktan sonra ben onu bitirmeye çalışacağım. Bu böyle bir laf da var. Eğer hayal edebileceği gücün varsa yapabilecek de gücün vardır. Ben ona gerçekten inanmıyorum. Kafaya koydum. Bir de onun ikinci bir bölümü var zihinsel hazırlığı olarak. Her antrenmanda özellikle uzun antrenman ve tek başına antrenman yaptığım zaman. Çünkü eşimle sürekli sohbet ediyoruz antrenmanda genelde. Ama tek başına koştuğum zaman ben sürekli kendime yarışta hayal ediyorum. Diyelim İtalya'ya gideceğim. Sürekli o yarışta yarıştığımı hissediyorum. Finish çizgi geçtiğini hayal ediyorum. Kafamda sürekli bu yarışı canlandırmaya çalışıyorum. Bu da mental ve zihinsel inanılmaz çok güzel bir hazırlık. Özellikle yarışa ait fotoğrafları izliyorum. Daha önce insanlara katılırken. Filmlere yani çünkü her şey var şimdi. İnsan raporunu okuyorum. Bu da çok önemli bir hazırlık. Ön hazırlığını çok iyi bir şekilde tamamlıyorsun evet, aslında. Tabii ki yarış esnasında ne olacağını belli değil. Ama eğer ben bir yarışa katılıyorsam ben bu yarışa %100 hazır olduğumu hissediyorum. Sonuç belli olmaz. Birinci olursun, bitiremezsin ne olacak? Ama en az ben hazırlandım, antrenmanımı yaptım, her şeyi iyi yaptım, hayal ettim. Olursa olur. Olmazsa da üzülmem, yoluma canım devam ederim. Canım sağ olsun diyorsun. Evet. Kesinlikle. Ama elimden geleni yaptığını bilmem çok önemli. Dediğim gibi derece tabii ki çok önemli.
Çünkü hepimiz çok yemek harcıyoruz. Evet, antrenmanlarımız var. O emekleri topluyoruz. Yani dereceye girmezsen de ya da yarışı bitirmezsen örneğin elinden geleni yaptıktan sonra çok rahat hissediyorsun Naz. Çünkü ben yarışı bıraktığım zaman çok üzüldüm. Böyle ağladım biraz çünkü Nesrin'le evet, beraberdik bu yarışta. İnanılmaz çünkü bir de özellikle bir sürü para harcıyorsun. Aylarca hazırlanıyorsun. Sonra böyle hayal kırıklığına kapılıyorsun ama başka bir seçenek yoktu. Bir de etrafındaki insanlar bitiriyorlar. Onların mutluluğunu paylaşmaya çalışıyorsun. Ama sonra başka bir yarış kafama koydum. Onu hazırlayacağım dedim ve ailemin yanıma gittim Rusya'ya. Çünkü bu da önemli. Ailenin desteği çok önemli. Her zaman bana %100 destek, motivasyon ve artık kabul ettiler beni olduğum gibi bu şekilde. Ama o kadar tutkuyla bağlısınız ki gerçekten ikiniz de yoksa bahsettiğimiz mesafeler hiç kolay mesafeler değil ve eminim hala sizi görenler, izleyenler, size destek olanlar da hala şaşırıyorlardır yarışları bitirdiğinizde diye düşünüyorum. Kısa bir reklam aramız var. Tamam. Ardından keyifli sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Running'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü başarılı sporcularımızla birlikte kutluyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Ultramaraton koşucularımız sevgili Elena Polyakova ve Nesrin İşseven'le sohbetimize devam ediyoruz. Evet, ilk yarıda Elena özellikle aile desteğinden bahsettin ama sizin aynı zamanda marka işbirlikleriniz de oluyor. Ve bu sene yine düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra Trail'de ülkemizde yine aynı şekilde Kapadokya'yı da çok güzel bir şekilde tanıtıyorlar. Ve sen Salomon takımında yer alıyorsun aynı zamanda. Bu takımda yer almak Elena Polyakova'ya neler kattı? Bu işbirliği nasıl bir etki yarattı kendisinde? Önceden ben Salomon Kapadokya Ultra Trail'den bahsetmek istiyorum. Türkiye için inanılmaz güzel bir yarış. Sadece koşturmuyor, yurt dışından insanları gelip Türkiye ne kadar güzel bir yer ve Kapadokya ne kadar gizemli ve inanılmaz olağanüstü bir yer olduğunu görmek şansı oluyor. Çok mutluyuz. Bu sene dördüncü düzenlenecek ve tabii ki elbette orada olacağız. Ve bu konuda çok şanslıyım. Bu yarışa benim sponsorum Salomon aynı bu yarışı da sponsorluk yapıyor. Evet. Bu çok güzel bir işbirliği oldu. Salomon'la beraber, Salomon Türkiye'lerle beraber 2013'ten beraber işbirliğimizi yapıyoruz. Ve buradan Salomon Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz önemli bir destek. Kaç çift ayakkabı eskitiyoruz, çantalar, malzemeler çok önemli. Özellikle uzun süren yarışlarda. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum ve umuyorum ki uzun yıllar sürer işbirliğimiz. Bu tür destek inanılmaz çok önemli. Ve aynı zamanda sadece elbette bu inanılmaz güzel performans malzemeler. Kadın olarak çok şık ve rengarenk malzemelere sahip olduğu motivasyonlar çok şanslıyım. Bu da kadınlar için çok önemli aslında değil mi? Ona da değineceğim ama bir taraftan da baktığımızda gerçekten dünyada bilinmiş bu markanın aynı zamanda böyle bir yarışa da sponsor olması sanırım yurt dışından gelecek olan koşucuları da bu markaya güvenilirlikleriyle birlikte daha çok katılımı arttırdığını düşünüyorum. Bu ve benzeri markalardan aslında bahsediyorum. Modadan bahsetmişken birazcık kadınlar işin içine girince de tamamen biraz koşunun da modası oluyor aslında ama bilmiyorum Nesrin katılıyor musun? Sence koşunun bir modası var mı? Var. Var. Yani ilk önce güzel giyinmek yani her insan için tabii ki çok keyifli bir şey. Koşarken güzel giyinmek ekstra size bir motivasyon sağlıyor. Modası derken işte biz hani kadınlar olarak etek giyiyoruz ki Elena ilklerden çok keyifli oluyor. İşte renkleri uyduruyoruz, saatimizi ben çok seviyorum. Saatime farklı kayışlar takıyorum. Sonra işte her yarışa farklı bir konsepte çıkmak. Aa ben bu yarışa şunları giyeyim, şöyle şu renklerle daha önce bunları giymemiştim. Güzel fotoğraflar çekiliyor. Bunlar da bizim sonradan hediyemiz oluyor. Kendimize armağanımız. Bakıyoruz, o anı tekrar yaşıyoruz. Hem teknik açıdan tabii ki iyi kıyafetler giymek antrenman performansımızı arttırıyor.
Elena yine tabii ki koşu modası deyince o tırnaklarını çok güzel boyuyor. Evet, her var yarışa. Bizde de. Evet. Görüntüde gerçekten onun için ilham kaynağı oluyordur herhalde, evet, yani diye kadınlar düşünüyorum. Kadınlar bir de birbirleri arasında hani konuşup daha bir sosyalleşiyorlar. İşte onu nereden aldın, nasıl yaparız, hangi şeyi giyersem, uzun tayt mı giyeyim, kısa mı giyeyim, hangi yarışta nasıl kullanayım diye. Evet. Daha da sizi sevk ediyor koşmak için belki de. Evet, evet, Elena Polyakova birazcık daha bu koşu modasını daha ileriye taşıdı aslında. Evet. Hızlı bir giriş yapacak yakında da bence koşu camiasının içine yeni markasıyla birlikte. Inspired by Run. Yeni markan gelecek gerçekten eline ve takı tasarımları yapıyorsun aslında ve koştuğun yerlerden ilham alarak bunları gerçekleştiriyorsun. Biraz bu oluşumdan bahsedebilir miyiz? Bu kadar koşarken nasıl böyle bir fikir ortaya çıktı? Bir kadın gözüyle bunları üretmeye nasıl karar verdin? Aslında konu çok enteresan ve birkaç tane tesadüf vardı. Aralıkta ben Rusya'ya gittim ve orada antrenman yaparken aklıma geldi. Neden koşu ait aksesuar ve güzel böyle gümüş takılar olmasın, ben gümüşü çok seviyorum. Aynı zamanda tırnaklar boyuyorum, küçük kişilere böyle seviyorum, çok güzel çizimler yapıyorum ama tırnaklar ojeyle silindiğin zaman herhangi bir hatıra kalmıyor maalesef. Ondan dolayı dedim ki ben bu güzel çizimler ölümsüz bırakayım ve gümüş üzerinde yapılsın. Eve Türkiye'ye döner dönmez hemen atölyeyle konuştum, çizimlere sundum ve bu işle bana yardımcı olacakları demişler. Neden Inspired by Run? Çünkü en parlak fikirler koşarken aklıma geliyor ve bu fikir ayrıca koşarken aklıma geldi. Şimdi koşu, dağcılık, doğa ilgili farklı çizimler yapıyorum. Sembolü de koşan kurbağa. Evet, böyle kurbağa görüyoruz. Çok enteresan, Alper bana yıllarca kurbağa kraliçe diyor. Böyle bir şey de oldu. Kurbağaları da çok seviyorum ben çocukluğumdan beri. Böyle bir marka çıktı. Yarışlara ait koşulara, dağcılık, farklı farklı çizimler yapıp gümüş üzerinde dökülüyor. Ve merak edenlere Inspired by Run Instagram hesabına girip orada bütün tasarımları görebilirler. İleride bir dağ serisi düşünüyorum. Türkiye'de olan dağ serisi. Hı-hı. Ve farklı yarışlara farklı tasarımları gerçekleştirmeye peki, çalışıyorum. Peki Elena, koşarken aynı şekilde o sırada kafandan çiziyor musun? Çizimini yapıyor evet. musun? Yani şöyle bir şey döndüğümüzde belki bir yüzük üzerine böyle bir motif yapabilirim. Yani bütün koşuyu aslında bir taraftan fiziksel bir mücadele verirken bunları da düşünüyor musun? Aynen öyle düşünüyorum. Şimdi daha çıkmadı ama çıkmak üzere Kapadokya'ya özel bir tasarım var. Koşarken dedim ki bu tasarım bir balonun içinde olsun. Balonun içinde de peri bacalar olsun. Orayla özdeşleşmiş bir şey. Evet, böyle bir şey. Koşarken kaçkar ilgili de motifler var. Şimdi kaçkar Kapadokya var. Bütün ürünlerde farklı isimler var. Kaçkar rüyası, kaçkar geceleri. Bu tür şeyler... İznik yolcusu, İznik'e özel bilek tasarladım ben. İşte İznik kadın elinin değmesiyle yine nasıl değiştiğini görebiliyoruz. İşte hem şık hem güzel, bir de aynı zamanda dediğimiz gibi koşarken onları kafamda canlandırıyorum. Blogumu yazarken de ne yazacağımı da kafamdan koşarken canlandırıyorum. Böyle özelliğim var çünkü zihnim açılıyor diyebilirim. Ve aynı zamanda sadece süs değil çünkü çok güzeller. Ben yaptığım için demiyorum. Etrafındaki insanlar söylüyor. Bir bu hikayesi da bir var. Evet. Bir hikayesi var ve motivasyon kaynağı. Örneğin siz İznik bilekliği taktığınız zaman antrenmana çıkıyorsunuz. İşte bu parkurda ben koşacağım. Motivasyon kaynağı da olabiliyor insanlar için. Bir şey, en son hangi yarıştı? Kaçkar yarışı öncesiydi galiba. Çok iyi hatırlamıyorum. Elena bana bir bileklik verdi. Bunu dedi, sana hediye aldım. Ben yarışta onunla koştum ve sıkıldım, yorulduğum zamanlarda bilek bu Elena verdi sana. Hadi bakalım, hadi. Ondan değil, bir güç alıp evet, devam edeceksin yani, şeklinde. Yani bilmiyorum, belki kadınlar duygusal mı diyeceğim, hani biraz ondan mı kaynaklanıyor? Motivasyon. Ve güzel bir şey. İnanıyorum ki ben çok severek yapıyorum hakikaten. Çünkü her ürün demek de istemiyorum. Hem her serüvenim bambaşka bir hikayesi. Ve onları böyle çocuğu gibi seviyorum. İnanıyorum ki kullanacak insanı da mutlaka uğur getirir. Çünkü çok evet. severek yaptım. Kalbimin evet. parçası orada koydum. Ve kullanan insan mutlu olacak. Çok zevkli ürünler gerçekten. İlerleyen evet. dönemlerde de koşuyla ilgilenenler özellikle. Eminim bu koşularını da ölümsüzleştirip bu anılardan birer parça alacaklardır diye düşünüyorum. Tekrardan sana başarılar diliyorum bununla ilgili özellikle. Peki Nesrin, sizin de aynı zamanda Bahadır hocamızla birlikte bir koşu grubunuz evet. var. Biraz da onun faaliyetlerinden bahsedebilir miyiz? Farklı olarak nerelerde koşuyorsunuz? Nasıl antrenmanlar yapıyorsunuz? Yaklaşık 10 ay oldu herhalde. 10 aydır doğuş grubuyla çalışıyoruz. Doğuş grubu çalışanlarıyla
hafta sonu antrenmanlarımız var. Hem koşu hem bisiklet olarak. Hani belki hayatında hiç koşmamış insanlar ya da birkaç kilometre koşmuş, yürümüş insanlar. En son işte bu 10 ayın sonunda Rantalya'ya katıldık ve 33 kişilik bir ekiple yarışa girdik. Bu bizim için çok büyük bir gururdu. Onların gelişmelerini gördük, mutluluklarını gördük. Onlarla çalışmak bizim için acayip güzel bir şey. Çünkü onların ne kadar ilerlediklerini görüyorsunuz. İlk antrenmandan sonra işte hocam hangi ayakkabı giyeyim, hangisini, hangi tişörtü alayım, işte şunu mu takayım, şapkamı takayım, gözlük mü takayım. Sonra bir bakıyorsunuz yavaş yavaş onlar da böyle sonra, bir koşucu formuna girmişler ve onlarla çok güzel çalışıyoruz. Keyifli oluyor. Aynı zamanda Under Armour koşu takımına da başlıyoruz. Onların da başındayız. Gayet keyifli. Daha önce de çalıştırdığımız takımlar vardı. Büyük şirketlerle, Vodafone'la, şu an hatırlamıyorum, BP ile galiba birkaç şirketle daha çalıştık. Hiç koşmayan insanları koşuya alıştırmak, onların hayatlarına bunu verebilmek, sosyalleştirmek bununla. Mesela diyoruz ki akşam işte ayda bir kere toplanalım diyoruz. 5-10 kişi geliyorsa ya işte önümüzdeki hafta gece koşusu yapacağız dediğimizde 20 kişi birden tamam hocam geliyoruz. Yani bunu duymak çok güzel. Onlara bu aşıyı, bu mikrobu vermişiz galiba, koşu mikrobunu. Zaten yavaş yavaş gerçekten biz her gelen konuklarımızla da özellikle konuşuyoruz. Bu komünitenin gittikçe daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü her geçen gün özellikle kadınlar ağırlıklı olmak üzere koşucular artıyor. Ama mesela ultra trail'lere baktığınız zaman siz yurt dışında da yarışlara katılıyorsunuz. Oradaki kadın yarışmacılarla ülkemizde ilgi nasıl sizce kadınların? Bir nebze daha artıyor mu, artmaya başlayacak mı Elena? Zaten koşu, insanlar koşulara çok meraklı olmaya başladılar. Çünkü sağlık için koşuyorlar, kilo vermek için koşuyorlar. Yani farklı nedenler var ya, böyle içine kafa dinlendirmek için koşuyorlar. Türkiye'de bu büyüyor. Komünite büyüyor ve aynı zamanda insanlar bazı asfalttan sıkılıp ormanlara, dağlara, patikalara geçmek istiyorlar doğal olarak. Çünkü yani doğada koşmak gibisi yok. İnsan inanılmaz güzel manzaraları görüyor. Güzel insanlara karşılaşıyor. Büyüyecek. Tabii ki çok hızlı büyümüyor ama inanıyorum ki ileride daha da büyüyecek patika koşucu camiası. Çünkü insanlar dediğim gibi şehirlerden uzaklaşmak isteyip o ormanlara ve doğada daha iç içe olmak istiyorlar, daha yakın olmak istiyorlar. Kendilerine daha yakın olmak istiyorlar. Biraz da hedef yarışlarınızdan bahsedebilir miyiz? Bu sezon sizi bekleyen hangi zorlu yarışlar olacak? Nesinden başlayalım? Yarışlar, hedef yarışlar, evet onlar bizim antrenmandaki motivasyonumuz oluyor. İlk önce İznik Ultra var. Ondan sonra en çok sevdiğim Runfire var. Runfire'da koşacağım. Likya serisi var. Bir de Bulgaristan'da Persing Ultra var. Yani bir böyle yurt dışı Evet, bir yurt dışı olacak. Programlar yoğun. Ama yani Kapadokya'yı da tabii ki çok seviyorum. Her yıl katılıyorum. Büyük ihtimal yine Salomon Kapadokya'da beraberiz. Beraber olacaksınız. Evet, gittikçe aslında yarışların çoğalmasıyla birlikte çünkü ilgi de çok artıyor ve sporcular bu konuda çok şanslı sanırım. Evet, çok fazla seçenekleri çok fazla var. O yüzden belki de sezonda yarış seçerken zorlanıyor bile olabiliyorlar. Belki bazen çakışıyor birbiriyle yarışlar. Ama gerçekten çok keyifli yarışlar. Ülkemizde de gerçekleşecek olan Salomon Kapadokya Ultra Trail'da da sen de aynı zamanda Elena yer alacaksın ama bir başka büyük bir yarıştan da aslında birazcık bahsetmek istiyorum. Sen de 2014'te yarıştın galiba Nesrin. Evet. 28 Ağustos 4 Eylül'de gerçekleşecek olan UTMB'den bahsetmek istiyoruz biraz. Ultra Trail du Mont Blanc, böyle diyebiliriz ki patika ve ultra maratonların olimpiyatı. Aslında 5 tane mesafe var. 2013'te ben 100 mil koştum orada. Bu benim ilk yarışı. Çok zorlandım. 38 saat içinde bitirdim. Zaten son 40 kilometre takım arkadaşımla, Salomon Türkiye takım arkadaşımla Aykut Çelikbaş'la koştuk. Birbirimize destek verdik. Bu da çok önemli bir şey. Birkaç sene dönmek istiyordum ama cesaret edemiyordum. Çünkü zihinsel olarak benim için çok zor geçti. Geçen sene katılmak isterdik ama kura çıkmadı. Çünkü sadece istemek yetmiyor.
puanları topluyorsunuz farklı yarışlardan. Sonra kuraya giriyorsunuz. Kuraya çıkarsa şanslısınız. Çıkmazsa artık... Çıkmama ihtimali var tabii. Çıkmamaya yani. Çok büyük ihtimali var. Çünkü inanılmaz çok popüler bir yarış ve çok kişi kaydoluyor. Bu sene şansımız güldüğümüzde tekrar orada olacağım. 170 kilometre koşacağım. Harika. Hedefim sağlıklı bir şekilde bitirmek ve tabii ki 38 saat benim daha önce koştuğum zamanı geliştirmek eğer olursa. Bu arada bu sene Salomon Türkiye ekibi olarak gidiyoruz. Aynı zamanda Salomon Kapadokya Ultra Trail'in ekibi bize destek olacak diye düşünüyorum. Hı hı. İstasyonlarda ve start finish'e bize destek verecekler. Antrenmanlarımız devam ediyor. Malzemeler zaten dediğim gibi hiç sıkıntı yok. Bütün dağlarda Salomon malzemelerle ben kendimi %100 güvende hissediyorum. Dağlarda malzeme hı hı. çok önemli çünkü ya dört mevsim yaşayabilirsiniz bir gün içinde. Her an neyle karşılaşacağınızı aynen öyle. Gerçekten. Hazırlıklarımız devam ediyor. Ve elbette eğer her şey yolunda giderse Ekim'de 114 kilometre koşacağım ben Salomon Kapadokya Ultra Trail'de. Tekrar bu mesafeyi koşmak istiyorum. Çünkü... Mesafeleriniz gerçekten bitmiyor ve bence bu inanılmaz Elena. Gerçekten şu anda çok rahat anlatıyorsunuz ama yani dışarıda eminim dediğim gibi size soruyorlardır büyük ihtimalle. Yani nasıl bitirebiliyorsunuz? Çünkü işin içine çok fazla girmemiş olan ve dışarıdan bakıldığı zaman esprisini bile yapıyorlardır eminim. Ben arabayla bile o kadar kilometre kat edemiyorum diyenler bile oluyordur herhalde. Ama bir kadın olarak bunu başarıyor olmanız da bence çok gurur verici bir şey. Bir kez daha tebrik etmek istiyorum ben ikinizi de. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizin gibi başarılı sporcu kadınlarımız da burada bulmuşken özellikle kadınlara bir mesajınız var mı bu özel günde? Sen başla. Ya en önemli şey kendine güvenmek. Eğer kafanıza bir şey koyarsanız mutlaka yapabilirsiniz diye inanıyorum. Yani her şey güvenden başlıyor. Kendinize güvenin, çevrenizden destek alın ve her şey mutlaka olacak ve asla pes etmeyin çünkü sadece de böyle bir şey söylemek istiyorum. Ben Inspired by Run marka yaratmadan önce tereddüt ettim. Çünkü paramı ben yatırıyorum. Olur mu? Olmaz. Ama denemeden önce bilemezsiniz. Kendinize güvenin ve hakikaten kalple ve çok severek bir şey yaptığınız için. İsterseniz spor olsun, isterseniz sanat olsun, isterseniz işiniz olsun. Tutkuyla yapınca. Siz inandıktan ve hakikaten kalbinle, tutkunla yapıldıktan sonra bu dünyada imkansız bir şey yok. Mutlaka başaracaksınız, yapacaksınız. Ya kadınlar çok güçlü ve kendi hı hı. gücünüze inanmalı. Ben onu düşünüyorum ve elbette bu güzel günde herkese mutluluklar, başarılar ve sağlık diliyorum. Ve spor dolu günler. Nesrin Hocam siz neler söylemek istersiniz? Kadınlar gerçekten çok güçlü, kendilerine inanmalarını, başarabileceklerini düşünmelerini hiç çekinmemeli. Yani bu yarışların en küçüğü, en büyüğü diye bir şey yok. Yani burada mesafe kimse sizi sorgulamıyor ne yapıyorsunuz diye. Yürüyüş amaçlı, spor amaçlı başlayıp yavaş yavaş tabii ki sağlık kontrollerine dikkat ederek bu çok önemli. Kendilerini yarışlara, koşullara hazırlayabilirler. Kendilerine güvensinler. Yeter ki evet ben bunu yaparım, ben bunu başarırım desinler. Çünkü o güç var. Hepimizin biz o güce sahibiz. Evet. Çünkü dediğiniz gibi yarış alanına çıktığınız zaman gerçekten şartlar eşit her şey eşit. Birinci de gelebiliyorsanız aynı şekilde neden olmasın? Neden olmasın? Ama adım adım ilerlemek lazım. Evet, çünkü Nesrin'in de dediğin gibi sağlık her şeyden önce. Sağlık olduktan sonra mesafeler artar ve bak. Hafta sonu gerçekleşen Kadınlar Günü koşumuz vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlemiş olduğu. Biz de oradaydık. Kadınlarımıza mikrofon uzattık. Bakalım neler olmuş. We'll be right back.
mutlu günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği Finance Series'in 6. etabını 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Kadınlar Koşusu olarak gerçekleştirecek. Bugün buraya gelen kadınlarımız yaklaşık 3 kilometrelik bir parkur koşacaklar. Biz de renkli röportajlarımızla karşınızda olacağız. Civarında var. Onun için bu başlangıç süper. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Beyoğlu Belediye Başkanımız burada ufak bir selamlama konuşması yapacak. Ondan sonra da inşallah startı vereceğiz. Evet, herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün gerçekten çok enerjik, çok güzel bir gün. Görüntü çok harika. Bahar'ın bu ilk günlerinde bu etkinlik bize ayrı bir heyecan verdi. Tabii bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sizinle gününüzü kutlamak istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iyilikler getirsin, güzellikler getirsin. Kadınlar Günü için özel bir koşu düzenliyor Spor AŞ bu sene. Fun Run serisinin 6. etabını. Organizasyonla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kadınlarımız çok mutlu. Bir de sizden dinleyelim detayları. Evet, tabii hani kadın eli deyince her şey güzel oluyor. O günlerden birisi bugün. Biz İstanbul'u koşuyoruz sloganıyla Fun Run serisi etkinlikleri düzenliyoruz. Tabii burada esas olan amacımız aslında insanlara bu koşu kültürünü verebilmek. Bir başlangıç yaptırabilmek. Başlangıç zordur ama başladıktan sonra gerçekten çok kolay geliyor gerisi. İnşallah Kadınlar Koşusu'nun ilkini yapıyoruz biz. Bunun artarak hem devam etmesini hem de gelenekselleşmesini istiyoruz. Peki son olarak sizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara bir mesaj alabilir miyim? Ya onlar tabii ki her şeyin en iyisine layık, en güzeline layık. İyi ki varlar. Koşacaksınız. Evet, ilk defa koşacağım. Öncesinde böyle bir antrenman hazırlıklar yaptınız mı hafta içinde? Yani pek sayılmaz aslında. Bir Türk kadın ne kadar vakit bulup spor yapabilirse o kadar yaptım diyebilirim. Zaten kısa bir mesafe sizi çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Türk toplumunun kadını çok değerlidir. Ve Türk toplumunun kadını da tamamen desteğe ihtiyacı vardır. Hem sağlık konusunda hem başarı konusunda. Toplumu kadın yetiştirir diyorum. Ve önemli olan da sportif, başarılı kadınların yetiştirmesi gerekir diyorum. O yüzden de tüm kadınlarımızı sportif bir hayata, sağlıklı bir hayata davet ediyorum. Zamandan beri koşuyorum. Ama koşuyu hayatımda sadece bir zevk için yapıyorum. Yani evet, tabii ki sağlık için, tabii ki çok yararlı olduğunu düşünüyorum ama bunu bir yarışma, bir diğerini geçme, hani kazanma hırs olarak değil de gerçekten keyif almak için, bazen sosyalleşmek için, bazen ruhunu dinlendirmek için ama en sonunda mutlaka iyi hissetmek için yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Hiç zor değil, herkes yapabilir. Herkes için mesafeler var. Mesela bugün 3 kilometre, herkes koşabilir. 6 var, 8 var, 10 var, hani maraton koşanlar var. Ne kadar koşmak istiyorsanız o kadar koşabilirsiniz. Kadınlar Günü özel koşusu var bugün. İlk defa koşmayacaksınız gördüğüm kadarıyla ama tekrar sormak istedim. Düzenli koşuyor musunuz? Düzenli koşuyorum, evet. Bugün 3 kilometrelik bir parkur sizi de çok zorlamayacaktır ama böyle bir derece bekliyor musunuz? Hedef koydunuz mu kendinize? Açıkçası şöyle söyleyeyim, biraz soğudum bir iki ayda, yoğun çalışma temposu içindeyim zaten. O yüzden bir derece, ya 3 kilometre zaten kısa bir mesafe ama hedefliyorum diyebilirim yine de. Peki düzenli olarak koşan biri olarak koşuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben kısa böyle söylemek istiyorum. Herkes koşmalı. Koşarak hem özgürlük için koşuyorsunuz hem iyilik için. Hem sosyal sorumluluk için, her şey için. Sağlık için. Her şey için. Her şey için.
Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içinde bir kadın olarak neler söylemek istersiniz? Günümüz şartlarında kadın olmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir şey var ki kadınlar gerçekten güçlü. Her şekilde nasıl söyleyeyim size, duygusal olarak olsun, artık ekonomik özgürlüğümüz de olduğundan dolayı çok şükür hani bu yaşam şartlarında çok güzel yerlere geldiğimizi görüyorum ben bayanlar açısından. İnşallah bu şekilde devam etmesini de umut ediyorum ki inanıyorum da zaten. Bugün de kadınlar için koşuyoruz. İyi şekilde iyi şeyler çıkaracağımıza da eminim. Herkese iyi koşular diliyorum. Serimizin 6. etabında bugün Kadınlar Günü'ne özel bir koşu gerçekleştiriliyor. Öncelikle organizasyon için neler söylemek istersiniz? Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü herkesi kutluyorum. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Bu arada çok ilginç bir detayı anlatmak istiyorum sizlere. Kadınlar Günü koşusu için erkekler daha çok başvurdu. Bunu sadece bir konsept olarak düşünmüşler. Hani şehitler koşusu veya kadına şiddete hayır dermiş gibi. Kadınlardan çok erkekler de koşmak istedi. Bugün kadınlara özel bir koşu olacak. İnşallah çok güzel olacak ve bundan sonra devamının da geleceğini. Diğer etaplarda da kadın ağırlıklı olarak biraz daha sporculara, daha doğrusu kadın sporculara yönelik bir şeyler yapacağımızı ümit ediyorum. Güzel hava, çok şanslıyız. Ortam çok güzel. Güzel olacağını ümit ediyorum. Bugün katılanlarda derecelendirme olmayacak. Herkes kazanacak. 3 kilometre güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Peki son olarak bir kadın olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir mesajınız var mı? Neler söylemek istersiniz buradan kadınlarımıza? Başta kadınlar olmak üzere tüm dünyada tabii ki sevgi, mutluluk, güzellik ümit ediyorum. Öncelikle kadına şiddete hayır diyorum. Ve inşallah bu bir başlangıç olacak. Bundan sonra bütün yarışlarımızda, yaşantımızda huzurlu, güzel vakitler geçeceğimi düşünüyorum. İlk defa mı böyle bir organizasyonda koşacaksın? Evet, ilk defa koşuyorum ama her sabah koşuyorum. Yürüyüşümü her sabah yaparım, sporumu her sabah. Herkes spor yapsın. Hele kadınlar, yani evde olun olmayın, mutlaka sporunuzu yapın. Ben sporu çok seviyorum. Bugün peki Kadınlar Günü'nde özel bir koşu düzenleniyor. Böyle bir organizasyonun sadece kadınlar için düzenlenmesi için neler söyleyeceksin? Çok güzel bir şey. Çok memnunum. Başta belediyemiz de olmak üzere. Bize çok güzel şeyler sunuyor. Allah razı olsun ondan. Running'de bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel koşusundaydık. 3 kilometrelik kolay bir parkuru geride bıraktık, madalyamızı aldık. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın, hatta koşun diyoruz. Kadınlar koşusundan renkli görüntüleri ekranlara getirdik. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bana stüdyomuzda eşlik eden ultramaraton koşucuları sevgili Elena Polyakova ve Nesrin İşseven'e bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın diyoruz.